Sağlamlığından heç vaxt şikayət etməmişdi. Nə vaxtsa həkimə müraciət etməyi, müayinədən keçməyi isə fikrindən belə keçirməmişdi. Lakin qəfil başlayan şiddətli ağrılar onun bütün fikirlərini alt üst etdi. O müddətə qədər mən özümü yoxlatmamışdım ki, məndən sağlam adam yoxdur. Amma çağırdı öz işini görürmüş. O ağrıları mən 3 gün, 4 gün bax elə dözdüm. Yəni dözə bilmirdim, çox ağrılar. Məcbur mən həkimə nətər getməyə bilirdim. Həkimlərin qoyduğu diaqnoz bütün həyatını dəyişdi. İndi o, illər öncə etdiyi səhlənkarlığın peşmançılığını yaşasa da, artıq çox gecikdiyini də anlayırdı. Uşaqlarımı fikirləşsin, evini fikirləşsin. Deyirsən ki, uşağım körpədir. Hələ 4-cü sinifdə oxuyur, kiçik oğlum. Allah heç kimi xəst eləməsin. Həkimlər onun həyatını xilas etmək üçün bütün güclərini əsirgəmir. Yaranan ən kiçik ümiddən belə maksimum yararlanmağa çalışırdılar. O isə xəstəliyin nə qədər ciddi olsa da onunla mübarizə aparmaqdan yorulmurdu. Onun bu fədakarlığı amansız xəstəliyinlə mübarizədə həkimlərə əlavə güc verirdi. Hər kontrolə gəldiyində mutlaka esprilərlə, şakalarla qarşılıqlı həm bir-birimizi rahatlatıyorduk. Çünki benim için de çok stresli bir hastaydı bu. Normalde bu hastayı direkt nakle verip de bu şeyi stresi hiç yaşamama şeyi de olabilirdi. Ama hastanın bu pozitif yaklaşımı beni çok etkiledi ve ben de bu yükün altına girmek istedim açıkçası. Diagnoz karaciğer sirrozu. Problemi mən hiss elədim 5 il bundan əvvəl. 5 il bundan əvvəl baxdım orqanlarımda bərk ağrılar var. Dedim yəqin mənə söyüq olub. Yoxlandım, gördüm söyüq deyil. Sonra önce qanından analiz götürəndən sonra, ucuz eləyəndən sonra sırası hiss elədilər ki, o müddətə qədər mən özümü yoxlatmamışdım ki, məndən sağlam adam yoxdur. Amma çağırdı öz işini görürmüş. Sonra getdim həkimə yoxlandım, dedilər ki, səndə qaraciyər sirrozudur. Artıq çox girişibsən, səndə qaraciyər götürməz. Sonra getdim Moskvaya. Orada biraz müalicə aldım. Orada professor vardı, o baxırdı. Getdim orada da baxdılar ki, qaraciyərimdə problem var. Onlar da Pegasus yazdılar ki, Pegasus müalicəsindən qutarar. Sonra belə padvapros qaldı ki, sənin ciyərində çatışmamazlıq olmaq şərtində istəmirik onu sana müalicə edeyim. Sonra gəldim Azərbaycana, burada önce Nuri həkim müalicəsinə düşdüm, 6 aydır. Həkim durumuma baxdı, qanımdan analiz götürdü, ciyərlərim hamısını yoxladı. Dedi ki, yəqin ki, mən səni tam da qutara bilməsəm, 50% sağ köməyim deyəcəm. Bana hasta bir hekim, başka bir branştaki bir hekim arkadaş tarafından yönlendirildi ve ön tanı sirozdu. Temel yapılacak şey bu hastayı aslında nakle hazırlamaktı, karaciğer nakle hazırlamaktı. Ben ilk planda bu hastayı öyle değerlendirdim, yani nakle hazırlayacağım. Çünkü geldiğinde karın içinde sıvısı çok fazlaydı, şu ankinden neredeyse 3 katı daha fazla sıvı vardı. Ve karaciğer fonksiyonları çok bozuktu. Bütün kan değerleri tamamen alt üst olmuş durumdaydı. Ve nakil öncesi bu hastayı bir toparlayıp ondan sonra nakil yapan arkadaşlarımıza aktaracaktık. Fakat hastanın rutin analizlerinde gördüm ki halen çok çok az da olsa, çok çok düşük de olsa hastanın nakil olmadan bu hastalıktan kurtulma şansı vardı. Bu şansı değerlendirmek istedik. Aslında biraz da tabii hastanın kendi tedaviye olan yaklaşımı beni biraz da etkiledi bu konuda.
Çünkü Tevfik Bey hem çok pozitif hem çok esprili, olanı biteni her şeyi olduğu gibi gören, olduğu gibi kavrayan bir hekim için tedavisi yürütülmesi çok daha kolay olan bir hastaydı ve iletişim çok kolay bir insandı. Ondan dolayı kendisiyle konuştum. Yani böyle bir durum var. Belki nakle gerek olmadan seni bu hastalıktan kurtarabiliriz. Bunu denemek ister misin dedik. Ve bunun ilk sonuçlarını da tedavinin birinci ayında falan alacaktık. Bunu kendisine ifade ettim. Dedim bir aylık bir tedavi başlatacağım sana. Bu dönemde eğer beklediğimiz kadar iyi cevap alırsak bu hastalıktan kurtulma ihtimalim var. Yani nakle gitmeme ihtimalim var. O da kabul etti. Yani bu şeyi deneyelim. Olmazsa zaten nakil olacağım şeklinde bir şey oldu. Ve biz de tedaviye başladık. Ben o derecede ağrıdım ki pastinin rejimde oldum da çerde karın nahemde demek olardı ki küt ağrılar ve ağrı kesicinin hiçbiri onu kesmedi. Analgin dimidrogat vururlardı, ne vururlardı, o hamısı ciğere ziyandı. O ağrılar ben 3 gün, 4 gün bak hele dözdüm. Yani dözebilmedim, çok ağrılar. Acı mecbur, ben hekimine terk etmeyebilirim. Mənim özüm həmişə həkimdən qaçan olmuş. Hamı tanıyır məni, deyirlər ki, indi kim tanıyırsə deyər ki, bu Tofiq bir vaxt həkimə deyirdi ki, həkimə inanmayın belə. İndi özüm deyirəm ki, hər bir kəs girsin həkimin yanına, qandan analiz götürsün, hepatit B-yə, hepatit C-yə. Yəni bu xəstəliyim olandan sonra həkimə inanım da artıb. Birinci Allah kömək olsun, söz yox. Həkim də ki, əlindən gələni eləyir. Ən çox bax, Nuri həkimə, minnətdaram. Çox gözəl adamdır. Yəni, xasiyyətcə, həkimcə. Qaraciyər sirrozu özünü müxtəlif əlamətlərlə göstərir. Əksər hallarda iştahsızlıq, ürək bulanması, qusma və qaraciyər nahiyəsində ağrılar baş verir. Xəstələrdə zəiflik, tez yorulma, iş qabiliyyətinin azalması kimi hallar nəzərə çarpır. Dərisi qaşınır. Xəstələr sürətlə arıqlayır, mədə və sinə nahiyələrində vena damarları genəlir, qarın boşluğunda maye toplanır. Çox vaxt xəstə üşüyüb titriyir, istiliyi olur. Qaraciyər və dalaq böyüyür. Xəstəlik zamanı burundan, damaqdan qanaxmalar da müşahidə edilir. Xəstəliyin ağır forması zamanı ürəyin fəaliyyəti xeyli zəifləyir, qan təzyiqi aşağı düşür. Xəstəliyin müalicəsində birinci növbədə rejimin və pəhrizin böyük əhəmiyyəti var. Xəstə sakit vəziyyətdə uzandıqda qan dövranı yaxşılaşır, qaraciyərə düşən fiziki gərginlik azalır. Xəstənin qidası şəkərlə zəngin olmalı, ona vitaminli yeməklər verilməlidir. Müəyyən edilib ki, sirroz və kəskin hepatit zamanı xəstənin pəhrizini pozmaq olmaz. Ona yüksək kalorili yeməklərin verilməsi məsləhət görülmür. Qaraciyər sirrozunun müalicəsi adətən bir neçə ay davam edir. Ancaq xəstəlik vaxtında aşkar edilsə, xəstə 20-25 günə sağalar. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalara baktığımızda 100 hastanın 90'ında hepatit vardır. O şekilde hastada karaciğer fonksiyon bozukluğunu gördüğümüzde ve analiz istediğimizde hepatit B çıktığı anda genelde erken dönemde yakalamış oluyoruz. Erken dönemde tedavisi, tanısı çok daha kolay oluyor. Karaciğer bu şekilde iyice elden gitmeden gerekli önlemleri alıyoruz ve hastalar bu aşamada genelde hayatlar boyunca hepatitle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorlar. Hepatit olduklarını ilk duyduklarında hastalar çok büyük infial ve korku içine giriyorlar. Hiç korkacak, endişe edecek bir şey yok. Sakin olmak lazım ve hastalık ne gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Tabii hiç olmasa bu hastalık iyi. Hiç kimse istemez ama bir kere eğer bulaştıysa korkarak, ağlayarak, tedaviden, hastaneden kaçarak bir yere varamıyoruz. Allah dermansız dert vermesin derler ya, bunun sonuç olarak bir dermanı var. Yeter ki erkenden zamanında gidelim, zamanında tedaviye başlayalım. Ve bana gelen ilk erken yakaladığım hastaların hepsine aynı şeyi söyledim. Diyorum ki senin ölümün
bu hastalıktan olmayacak dedi. Onun için rahat ol. Ama yapman gereken şeyler var. Beraber yapmamız gereken şeyler var. Özellikle hepatit C'de. Beraber bir yol yürüyeceğiz seninle beraber. Ben bu yolu farklı farklı hastalarda defalarca yürüdüm. Ama her hastada sanki yeniden yürüyormuşsun gibi oluyorsunuz. Çünkü verdiğiniz dermanlar her hastada farklı farklı şeyler yapıyor. Dolayısıyla o yolu yürümeye hazır olan hastaların hepsi bu hastalıktan kurtuluyor. Yeter ki o kararlılığı ve direnci gösterelim. Bana dediler ki sağ sırasını ziyar götürülmelidir. Bu ziyardaki Hasan da ameliyat döydü. O belə də ola bilər, belə də ola bilər. Uşaqlarını fikirlərsin, evini fikirlərsin. Deyirsən ki, uşağım körpədir. Hələ 4-cü sinifdə oxuyur kiçik oğul. Onlar yuxun gəlmir, fikirlərsin pastayanını. Elə kim məni gördü deyir, biraz aildə çox fikirlərsin. İşləyə bilmirsən, qalırsan belə. Cürbəcür. Allah işimi xəst eləməsin. Tevfik Bey'de temel problem çok geç gelmiş olması. Çünkü karaciğer neredeyse 95%'ini kaybettikten sonra biz muayenece başlamak durumunda kaldık. Normalde hastaların büyük kısmında bu muayeneceyi denemeniz bile. Çünkü verdiğiniz muayenece hastayı daha da kötü yapar. Hepatit C artık o saatten sonra hepatit C tedavi edilmeye çalışılmaz. Çünkü zaten karaciğerin büyük kısmını kaybetmişsiniz. Vereceğiniz tedavi çok büyük ihtimal başarılı olmayacaktır veya hastayı daha pis bir duruma düşürecektir. Tevfik Bey'de farklı davranmamızın sebebi Tevfik Bey'in kendi kişiliği. Yani hastalara olan bakışı, işbirliği konusundaki şeyi pozitif olması. Ondan dolayı bu tedaviyi denemek istedik. Çünkü başarılı olduğu zaman kazanç çok büyük olacaktı. Başarılı olduğu anda bu nakil işinden tamamen kurtulacak. Yani sürekli nakille her şeyi hallediyormuş gibi konuşuyoruz da nakil ölüm oranı sonuç olarak olan bir işlem. Belki de yani ölmekten kurtulacak sonuç olarak. O sebepten dolayı bu Tevfik Bey'e bu tedaviyi vermeyi ve takip etmeyi karar verdik ve bu şekilde yola çıktık. Hastanın zaten çok fazla kaybedecek bir şeysi yoktu. Yani zaten karaciğer elden gitmişti. Bunu denemenin ona çok büyük bir zararı olmayacaktı. Gene başarısız olsa gene nakli denemek durumunda kalacaktı. Ama şu anda tedavisi başarılı oldu ve bu Tevfik Bey için de bizim için de çok iyi bir sonuç ve benim mesleki anlamda çünkü bu kadar ileri derecede karaciğer hasarı olan bir hastayı tedavi etmeyi hiç denememiştim ben. Yine de nakle verdik, nakil olsun. Çünkü cevap çok iyi olmayabiliyor. Benim için de çok eğitici bir vaka oldu Tevfik Bey. Kendisini de tanımaktan da ayrıca çok mutluyum insan olarak. Tevfik Bey için de tabii çok büyük bir hayatı için çok büyük bir avantaj oldu bu şekilde hastalıktan kurtulmak. Can sağlığı her şeyden kıymetli. Her bir evden de, eşikten de, puldan da. Yani yaşamak demek de can sağlığıyla bir dünyaya rahat bakmak. Sen istediğin bir şeyi eleyebilmişsen, kırahtan durup bakırsan, hemşe iştirakçı olursan, hemşe neyse eleyirsen, indirir sen onu eleyebilmişsen, kırahtan durup bakırsan. Öyle bir hayat edilen bir televizyondan baksan. Böyle. Tedavi ettiğim hastalara işte geriye doğru konuştuğumuzda görüyorum ki hepsinin bu hastalığın nasıl bulaştığını açıklayacak bir tıbbi hikayesi var. Ya diş yaptırmış oluyor, ya ameliyat olmuş oluyor, ya işte kan köçürme falan oluyor. Dolayısıyla bu işlemler yapılırken mümkün olduğunca hepatit konusunda, hepatit B ve C konusunda hem hastanın hem işlemi uygulayan sağlık personelinin uyanık ve bilgili olması lazım. Tevfik Bey'in geçmişinde askeri dönemde bazı
ufak tefek yaralanmalar falan olmuş. Diş hikayesi var. Muhtemelen onlardan birinden geçmiş olması gerekiyor. Onun dışında kendi ailesinden, yakınlarından, kohumlarından, evinin içinden, arkadaşlarından bu hastalığı alması mümkün değil. Sizde bir hastalık varsa ve bu hastalık sizin hatanızdan dolayı, sizin yaptığınız bir yanlışlığınızdan dolayı, sizin kişisel hijyen eksikliğinizden, yani kirli bir insan olmanızdan dolayı eğer olmuyorsa, sizin bir kabahatiniz yoksa bunun bir, yani gizlenecek bir tarafı yok. Şimdi Tevfik Bey hepatit C'ye bulaşmış. Dediğim gibi en fazla ya askerlik dönemindeki olaylardan veya dişten bulaşmış. Bunda Tevfik Bey'in hiçbir kabahati yok. Ama toplumumuzda maalesef sanki hepatit B ile hepatit C, bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi değerlendiriliyor. Onlarla aynı kategoride değildir. Biraz bunu toplum da dayatıyor ve bu anlayışın değişmesi lazım artık. Çünkü insanlar birisi duyacak, birisi görecek, aileme, yakınlarıma, kohumlarıma yanlış şeyler düşünecek insanlar diye test yaptırmaya gitmek istemiyorlar. Bu çok yanlış. Bizim bu yanlışın bizi hasta etmesine, bizi çok daha kötü durumlara düşürmesine izin vermememiz lazım. Bunu her defasında kendisine de söylüyorum. Karaciğeri 18 yaşındaki haline dönmeyecek hiçbir zaman. Ama herhangi bir başka tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadan hayatını sürdürebilecek şekilde, karaciğeri onun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayatını devam ettirebilecek. Şu anki durum bu. Yıllar içinde tabii bizim diyalogumuz gene devam edecek. Onun hastalığını biz gene takip etmeye devam edeceğiz. Yıllar içinde karaciğer kendini berpa etmeye başlayacaktır. Hatta başladı bir kısım. Zaman içinde berpa ede zaten ilaçların bir kısmını kestik. Artık ihtiyaç duymuyor ilaçlara. Bir kısmına devam ediyoruz da onları da daha sonra keseceğiz. Kestikten sonra hiçbir ilaç kullanmadan hayatına devam edecek. Ama tabi bazı şeylere dikkat etmesi gerekecek. En başta alkol ve sigara konusunu. Çünkü spiritli içkiler kabul etmesi onun için intihar anlamına gelecek. Çünkü çok ciddi anlamda karaciğer hasarı ve o hasarı çok daha fazla artırabilecek şeyler bunlar. Beslenmesine biraz ufak tefek dikkat edecek. Karaciğeri çok fazla yormamaya yönelik bir beslenme olacak. İlaç konusu şu anda biraz belirsiz. Belki tek tük derman, hap filan atması gerekebilir ama bu boyutta, uyguladığımız boyutta bir tedaviye bir daha ihtiyaç duymayacak. Çok böyle yakışı rəlgeydi. Yakışı özümü. Yani ki, indi bəyək həkimə deyirəm ki, bir həftə arada bir çıxıb işləyirəm burada. Yani əvvəlcə ma deyirdi ki, soyuğa çıxma, böyrümünün külək ötməsin, günə çıxma. Yani mənim bir xrustal vaza kimi saxlayırdı ki, olmaz, tərpənmə heç yana. İndi yox, şükür, yaxşıyam, çıxıram, hərlənirəm, gəzirəm. Özüm maşınım var, birbaşa sürürəm, rayona gedirəm. Mən maşınımı sürüb gedə bilərdim rayona, qazaq. İndi yox. İndi pis beynimdə var ki, biraz mənim ciyarımda bax, belə problemlər var. Yəqin ki, vaxtıram o da geyib keçsək edər. Hepatit C sende varsa ömür boyu gider. Tedavisi yok, muhalecesi yok falan filan. Bunların hepsi yersiz ve saçma sapan şeyler. Dolayısıyla bu hastalığın muhalecesi yok diye bir kenara çekilip hayatına devam etmek çok doğru bir şey değil. Belki gittiğiniz hekim veya içinde bulunduğunuz çevre bu muhaleceden haberdar olmayabilir. Ama size bu ekran vasıtasıyla söylüyorum, kesinlikle bu hastalığın muhalecesi var. Hepatit C'den siroz olmak veya hepatit C'ye bağlı karaciğer nakli yaptırmak zorunda kalmak, hepatit C'den dolayı ölmek bir kader değil. Ne kadar yüksek hızla çoğalırsa çoğalsın, bir hepatit C'li hastanın siroz olması için en az 7-8 yıl gerekir. Siz bu 7-8 yıl içinde eğer bir kere bile bir hepatit C analizi yaptırıp da bu hastalıktan haberdar olup muhalece olursanız bu hastalıktan, bu riskten tamamen kurtulmuş oluyorsunuz.